Jules'un Day, Jules'un benim hazırlamış olduğu Lars'ın son eşi diyelim, Dr. Galina'nın anılarını paylaştığı bir görsel sunum var. Ve bu görsel sunumda Lars'ınla ilgili bilinmeyen birçok noktayı öğrenmiş olacağız, duymuş olacağız. Değişik dilden Lars'ın hikmeti şiirlerini dinleyeceğiz. Bu netler alışılmış Türkiye'de, herkes Türkçe'nin ağzını Türkçe'nin ağzını. İyi de yani Lars'ın salt Türkiye'nin şairi değil ki, Lars'ın dünyanın şairi. Şiirleri kuşaklardan kuşaklara, ülkelerden ülkelere taşır kendini. Lars'ın hikmetle yalnız ülkesinde değil, tüm dünyada devleşmiş bir şairdi. Nazım Hikmet'in Nazım Hikmet'i kendi dillerinden okuyacaklar. Nazım Hikmet'in hepsine ve etkinlikte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Sözü bu etkinliği mimarlarından olan uluslararası aktris sanatçılar. Bizim doğum gününde sevgili dostlar, biz basına verdiğimiz bir tane Nazım Hikmet heykeli yapılmış. Görenler bilir ki müracaat ettiğimizde bu Kültür Park'tan sorumlu bu ülkenin onurudur. Bu yüzden şöyle önerdi. Nazım Hikmet heykeli lütfen atılmış oldu. Heykelinin yanında kalmalı Nazım Hikmet'in heykeli. Ve Konak Meydanı'nda önce Türkçe okuyacağım, sonra da İsveççe okuyacağım. Bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş bulduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Abden erdi soblo, abden erdi soviit, yasat meyner bomarken pul avörnat. Okya presademin rüyk mutden vita müren, idetta ügon. Ha, ile ilgili. Madramız bilgileri alacağız Nazım'la ilgili. Ben sizi içeri dahil edeyim dedim. Düşünce özgürlüğü dediğimiz şey aslında, yani bu benim lafımdır. Kusura bakmayın. Başkası ettiyse daha önce bilemiyorum ama düşünce özgürlüğü dediğimiz şey düşündüğün her şeyi söylemeyebilme hakkıdır. Bir kere daha söyleyeyim mi? Evet. Düşündüğün her şeyi söylemeyebilme hakkıdır. Fakat ben şimdi burada düşündüğüm bir şeyleri söylemek istiyorum. Nazım uzun uzun, zaten üstadlar anlatacaklar, birazdan belgeseli izleyeceğiz. Nazım hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok, fakat ben de şarkı sözü yazarı bir adam olarak Nazım'dan çok etkilenmiş, daha doğrusu sadece Nazım'dan etkilenmiş bir adam olarak şunu söyleyebilirim. Üstadlara belki ters de gelse ama üstad da söyledi. Aslında ben daha da batıcı söyleyeyim. Şiirin tercümesi olmaz. Ben hani vardır ya yazar duvarlarda da ne mutlu Türk'üm diye. Benim bu en çok Nazım'ı düşündüğüm zaman aklıma geliyor. Ben Türk olduğuma en çok Nazım'ı orijinalinden okuduğum için seviyorum. O kadar seviniyorum ki bu coşku adeta beni hayatın en büyük zorluklarında bile ayakta tutmaya yetiyor. Fırsatı bulmuşken o şarkı sözünü de söyleyeyim. Şiir diyemem çünkü yine daha fantastik ve düşünce özgürlüğü bağında söyleyeyim. Bence Nazım'dan sonra şiir yasaklanmalıydı. Bravo. Tamam. Seni dünya paylaşamıyor. Şiirlerin bin dilde. Seni senden okumak var ya seninle aynı dilde. Mezarın orada olsa, burada olsa ne olur? Tepende bir taş olsa, çınar olsa ne olur? Kitapların özgür artık. Müjdeler olsun Nazım. Sen yazmana devam et. Hasreti yazma Nazım. Varna önlerindeydin. Sen artık döndün Nazım. Teşekkür ederim. Sadece senin için teşekkür ediyorum. Kim benim ki? Ve klasik tabiriyle ayrı ayrı galiba bir bölgeye dalda mıyız? Şimdi iki şiirini okuyayım isterseniz.
sevdiğim kişi, bayağı çok memnun oldum. Bir tanesi, onun ismi Memleket İsteri. Memleket İsteri, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket İsteri, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Mermer sütunlara kazınır ve tarihin her döneminde bize tanıklık eder. İşte 113 yıl önce Selanik'te 1902 yılında yoksul bir mahallede doğan Nazım Hikmet. Ben unutmadan öncelikle Aktivistler Derneği'ne ve bu kuruma, bu otelin sahibi vardı. İnanın hem imza günümü hem de oradaki yetkinliğimi iptal etti buraya gelmek için. Nazım Hikmet'in mola verdiği tüm tren istasyonlarında durdum. Nazım kültürlerine, dans ve zikirlere ben de katıldım. Peki, Nazım Hikmet bir yazdı. Şeytana mersiye bir şey yaptı. Çünkü Amerikan edebiyatının çok ünlü bir adamdı. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de olmuş Ben Gay anıları kitabı da vermişti, orada işlemişti. Sonra da Nutuk da geldi. Şimdi ovoj zemlji kao stranac ili kao turist u prirodi. Živi na ovom svijetu kao u kući svoga oca, veruj u žito, u zemlju, u more. Bulgar dilinde, Bulgar dilinde Vesela Petrova bize Nazım Hikmet'in o evrensel filmiyle bu bilgiler çok iyi. Evet, Vesela. Başımı aşkerin okuyacağım. Şimdi ipom otramı. Aspiram i çukam na zeka patam. Ali ne mogu prepazi za stama, če mrtvite nema lice za svata. Čujte, v grad Hирошима загина и 10 години след моята смърт опис. Ще чакам до края. Чакам да няма дечица убити. Децата да казват бомче ми дай. El Asker Kazimoğlu Nazım'dan bir şiir okumak. O da rast yeşili bir boğaz içi suları ki bakar. Tepedeyim uzaklaşır uçsuz bucaksız ayrılıkta. Bir sal gibi yüreğin diğer anıların ötesine. Nazım'ın anıları da vardı ki bugüne kadar hiç duyulmamış, yazmamış anılar var. Ciddi misin dedi, getirir misin isteğin yanına? Evet getiririm, yeter ki söyleyeyim. Boğaz'da bir çay içmek istiyorum, acaba bunu yapar mısın? Yani İstanbul'a özlemini bu kadar eşleştiriyor. Yani eski Yugoslavya'da Macarca Nazım Hikmet'ten şiirler okuyacak. Vaç mutaturišta termesedir ben. İlye nezovirat bilagro, mitos ide šapjano hazbon. Kur për të kujtuar ty. Ëndra ime flenë një shqiptar, një unaz. Dhe unë do endë pëlgur në mëndash. Pas el ajin, ina mun qash. أما يموتون قبل الخمسين كما انتكون يكون عندكم Nazım Hikmet'in pastasını koyduğun Mehmet Bey kesinlikle. Nazım Hikmet severleri, dostları hep beraber burada bir üflersek lütfen hep beraber fotoğraf çektirelim. Duci. Prende üçüncü meki şofride yayan büyük insan. Ben bu resim çalıştığıyla başlayan ve bugün Nazım Hikmet'i andığımız bugün de değerli dostlarımız, hocalarımıza bu geceye katkı veren herkese ben kendi adıma ve teslim adından teşekkür ediyorum.